Romanlar deyince hep çalgı çengi, işte dümbelek falan aklımıza geliyor değil mi? Bu sefer farklı bir tabloyla karşımıza çıkacaklar. Beyazları giyecekler ve Umre'ye gidecekler. AK Parti 33 Roman vatandaşını Umre'ye gönderiyor. İki Roman kadın genel merkezimizi ziyaret ettiler. Dediler ki biz fakiriz, yoksuluz, imkanlarımız yok ama aşk ehliyiz. Peygamberimizin bulunduğu mekanı ziyaret etmek istiyoruz, Medine'ye gitmek istiyoruz. Allah'ın evine gitmek istiyoruz, Kabe'ye, Mekke'ye gitmek istiyoruz. Bir proje olarak takdim ettik başbakanımıza. Başbakanımız kabul ettiler. Projenin sahibi AK Parti, finansmanı hayırseverler ve STK'lar. Biz kaynağı hayırseverlerden buluyoruz. Biz kaynağı STK'lardan buluyoruz. Genel merkezden bir kuruş para çıkmıyor. Ayın 12'sinde buradan çıkıyorlar, 12 Mayıs'ta Allah nasip ederse Ankara'dan. 22 Mayıs'ta dönüyorlar. Roman kardeşlerimizle ilgili 10 ay boyunca hac mevsimi haricinde 33 çarpı 10, 330 Roman kardeşimiz Umre'ye gitmiş olacaklar. Umre'ye gidecek Romanlar dönüşte Başbakan ve Cumhurbaşkanını ziyaret edecek. Sayın Başbakanımızla ve muhterem eşleriyle beraber olacaklar. Hurmalarını ve zemzemlerini getirecekler. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızı arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ya külliyede kabul edecek veya İstanbul'da onları kabul edecekler. Özdağ, AK Parti'nin Roman açılımı ile ilgili çalışmalarını da anlattı. Roman kardeşlerimizin istihdamı konusunda, eğitimi konusunda, barınmaları konusunda ve meslek edinmeleri konusunda bürokratlarımızla çok ciddi çalışıyoruz. Roman kardeşlerimize hayırlı olsun diyor. Romanların kaderini değiştirecek adam gibi adam Ahmet Davutoğlu vardır. Bravo. Bir mesaj daha geldi.